Hayat zor oldu Güller susuz Kurudu soldu Tövbe ettim, Yine bozuldu Yüreğim yanar Mazeretim var Asabiyim ben Eskidim belki Gönül yoruldu, aşık oldum, soru soruldu. Affet beni, gördüm istemeden. Yüreğim yanar, mazeretim var. Asabiyim ben. Boş lafınlar hepsi bahane, halim ne kötü ne şahane. Nedir bu böyle aynı hikaye Suç kimde neden böyle Üzüm yeter Üstüme varma Soru sorma Biliyorsun Mazeretim var Boş konuşma Görüyorsun Asabiyim ben. Masar Alan ile programına hoş geldiniz. Bugün program için geldiğimde konuğum dedi ki Derhal Masar abiye bakın bir kahve dedi. O anda farkına vardım ki asıl ev sahibi o olduğunu gördüm. Müzisyen değil ama niye çağırdım onu birazdan öğreneceğiz hepinizin tanıdığı biri. Bütün Türkiye tanıyor. Efendim uzatmayalım. Geldiği için çok kendisine teşekkür ediyorum. Onun da artık yaşı kemale erdiği için engin bilgilerinden faydalanacağız. Huzurlarınızda Okan Bayülgen. Okancım çok teşekkürler Hoş geldin evet. Seni Fransız Milli Marşı evet. sayılacak Edith Piaf'la Karşılamak evet. istedim evet. ben Bu kadına sihri hayatını biliyoruz Çileli de O sihri ne sözleri Sesi mi Fransızları niye böyle bir? Herhalde yaşanmışlığı Yani o e, sesin Taşıdığı böyle ilk duyulduğunda çok da hoş bir ses olmayan ama yaşanmışlık ve teknikle müthiş bir e, şarkı söyleme e, sanatına dönüşmüş olan bir sesi var. O bizde birçok sanatçıda da vardır. E, senin de konservatuvarda <laughs> okuduğun zamanlarda çünkü hem senin sesin hem senin e, bir aşağı bir yukarı dönem arkadaşlarının sesi muhteşemdir çünkü. O yıllarda Ankara Devlet Konservatuvarı'nda verilen ses eğitimi ki sonradan işte bunlar da sadece ses falan gibi bir takım eleştirilere de maruz kaldı ama o ses eğitimi muhteşemdir ve senin de müziğe getirdiğin o konservatuvarlı ses ve söz yazabilme kabiliyeti ve o sadece söz yazabilme Şimdi kabiliyeti. Şimdi doğdan aldım, şiiden doğuyor kopolar başladı. Bu <laughs> neden he. O, ama ben, orada bir söyleme, söyleme kabiliyeti ya, Tom var. Tom ile Leonard Cohen arasındayım. Yakında evet. bilmiyorum ne kadar. Ee, evet ama... Ama eskiden gençliğimde Puhat Şahit'tir, tepelerdeydim evet. yani. Ama... Tom Bae söylerdim ben. Ya evet ama o sesin olgunlaşması da bunları da e, seviyoruz. Mesela Johnny Cash'in yaptıklarını seviyoruz eee yaş aldıkça Leonard Cohen'in şarkılarını seviyoruz. E, David Bowie'ye Tarkan'a vermiş. Ama Tarkan'da öyle en değil. iyi bir Türkiye'nin en mükemmel seslerinden. Ama böyle. on o sesler olgunlaşamıyor. Ama senin gibi sesler olgunlaşıyor. Çünkü yaşanmışlık lazım. Yani sokakta olmak öyle. lazım. Öyle. Bir evet. de söylemelerde şimdi kayıtlarda ilk kayıdı hep saklıyorum. Çünkü söylemeleri sonra yaparız meselesi var ya. Hı hı. O değil o ilk söyleme hani filmlerde de hmm. first shot is hmm. the best hmm. shot diye bir o onu saklıyorum ama arada çok abartılı satır varsa o satıra girip çıkıyorum. Çünkü hmm. o bir an meselesi onun dört kere beş kere tekrarı bitiriyor parçayı filmde de sanıyorum evet. öyledir evet. ama tiyatro akıp gider ve adrenalinin en güzelini bırakır çünkü biz konserlerden adrenalin alıyoruz ama saniye sahneye çıkana kadar başka mevzudan bahseder oldu. Yani. Şimdi şuna örnek verebilirim. Ben e, bir platform için bir interview programı hazırlıyorum. Bunun da adı Renkli Rüyalar Oteli. Nereden aklımızda kalmış bu? Teoman'ın ünlü Renkli Rüyalar Oteli şarkısından. Şimdi bunu tabii ki sağ olsun izin verdi falan filan. Bunu tekrar ben söyleyeceğim. Eski jenerik şarkıları filan gibi. Ama benle beraber vokal yapacak olan küçük hanım da gelmiş. Bizim çocuklarla benim evde böyle bir küçük stüdyo açık böyle bütün ev bir stüdyomsu vaziyette. Ve kıza bunu söyletmişler. Kız da bekliyor ki oturmuş işte ben ona bu şarkıyı ne kadar güzel söyledin filan diyeceğim. Tabi ben biraz da huysuz bir adam olarak dedim ki şarkıyı mahvetmişsin. Çünkü Sadece sesini göstermeye çalışmışsın, evet muhteşem bir sesin var ama şarkının hikayesinde ne anlatılıyor haberin yok. Ve maalesef bu sadece senin hastalığın değil, bütün genç çocuklarda aynı şey var. Sözler ne anlatıyor, ne söylüyor hiç önemli değil. Müzik yarışmasına katılmış gibi şarkıcı olacak e, ve onu şeyini söylüyor. Yani bak bende bu da var. Bu notaya da çıkabiliyorum. Bunu da söyleyebiliyorum. Müslüm'ün farkı filmi çıkınca. Müslüm de sözü ben diyor yaşarım diyor. Yani. Evet, evet, evet. Senin de farkın bu. Ben de öyleyim yani. Ben de yani işte Tony Moten'ı anlamam. Dalarım evet. çünkü şey yaparım. Ama rahmetli Cüneyt Hoca tiyatrocu mesela acaba Anatoly yukayı oynarken. Ulan saat 1'de de şey diyor mudur <laughs> düşündüm yani. Ya burada bu sabah yağmur var İstanbul'da dediğin zaman orada herhangi birisi söylese meteoroloji bülteni gibi olabilecekken sen söylediğinde orada bizim yağmuru, şehri, ıslak kaldırımları, yalnızlığı, sevgilinin terk edişini filan uzat uzat da uzat. Bütün bunları hissedemeyiz. Buradan bir detay lafını unutma. Bu sabah mesela kafiye şarkı da çok önemlidir. Ee, şiirde bestelerler ama şiir zaten içinde bestelenmiştir. Onu karşı bir iki denemem oldu. Doğru doğru. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez diye. Anne sözü dinler gibi masum. Ağladım bu sabah. bir kafiye göremiyorum. Ya. Bu da var. Bu da var. var. O da var. Şimdi... E, tiyatrodan bahsetmişken... ama kendi kendi gizli uyakları var onun içerisinde. Gel biraz şeye dönelim. Sağ olsun davetimi kırmadı. Bir kere e, bu güzel dekorlar yani Okan'ın mekanındayız. Herhalde <laughs> ilmini. Bir kütüphanesi var. olan bir kafe evet, bin kitaplık. <laughs> evet. Beliandan saatine bakıyor. Adam yani durmuyor, duramıyor. <laughs> Bugün dördüncü şeyden buraya programa gelmiş. Sonra canlı yayına gidecek. Ee, ve korona diye bir şey var farkında mısın bilmiyorum. Evet, ama, Aynen. Sen... ama ben peki bir şey söyleyeceğim. Bugün sen kaçıncı müthiş müthiş egosun e, iyi anlamda söylüyorum bunu. Şimdi ben kitap seslendirmeye gittim. Bir baktım Emre Kongar geldi. Hadi Emre abiyle oturduk, tabii o bir yaş grubu ve şey. Ondan sonra bana böyle birkaç tane soru sordu. Okan böyle mi yoksa böyle şöyle, mi? Yoksa şöyle ya mi? Ya şöyle misin da yoksa böyle misin falan. Tamam, Emre Kongar abiyi uğurladık. Ben kitap seslendirmeye gireceğim. Ali Poyrazoğlu geldi. Ali Poyrazoğlu dedi ki bana, ne yapıyorsun, ne var şimdi, hemen ne oluyor falan filan. Ondan sonra buraya geldim seni gördüm sen de bana ne yapıyorsun ama ne oluyor? şöyle bir şey var nasıl, yapıyorsun? nasıl bir, demedim. bir nesil yani ben seni da... özledim bir kere ee, bu ben bahane de. oldu ben <laughs> yani e, bazen gelirdin, sohbet ederdik <laughs> zeki insanlarla sohbete benim de ihtiyacım var yani otura otura 65 yaş üstü yüz diye şimdi <laughs> e, benim şuydu olayım niye müzik programına Almamış gitarlarını, getirmemiş. Fakat... 25 tane gitar var. Şimdi anlatacağım. <laughs> bir gün bana gelir misin dedi. Gelirim dedim. John Lennon'un Dokato'daki binası gibi bir binaya gittik. İşte burada kızım oturuyor, burada oturuyor, orada eşki karım, burada yani annem, burada bilmem ne diye. Burada da dedi bir yere kapıdan girdik. Ben bugün Avrupa'da emin olun bir müzik mağazasında böyle bir zenginlik, böyle bir çeşitlilik görmedim. Yani bir müzik hayranlığı bir şey olmuş. Bir bilmiyorum şimdi soracağım. Yani ne oldu senin jenerasyonun lezzetine mi rastladın Ne oldu? Ne, nereden? El distressi esinlenmedin? yok tabii ya. Yani aslında e, Ha koleksiyoncu Yok. Iyisi. Hayır koleksiyon değil. Onların hepsi her her şey, her şey e, çalışıyor. Şey ilk başta ben e, tabii ki size rastladım. Mazhar Fuat Özkan'a rastladım. O başka. Rastladım. Bir de Galatasaray'dayken eee Beyoğlu'nun galiba üniversitesini de okuyormuş. Ee, e, e, yüksek Kaldırım'ın müzik dükkanlarının Vesaire. O yani zaman, e, sokağa e, yani gaz saraylı olup e, böyle bir monşer olası da yok değil, değil biraz evet. da. Ama bir, yani bu hep böyle işte ben bir yandan bizim çocuklar diğer çocuklar da biraz gitar çalıyor. Ben de onlar kadar çalarken falan filan sonra başka şeylere yönelmek özellikle fotoğrafa yönelmek yüzünden uzak kaldığım bir şey. Ama şu çok büyük bir keyif tabii bazı. Ee, enstrümanları çok seviyor. Bunların arasında gitarlar var. Akustik ve elektrik gitarlar var. Sonra bu gitarların sesleri aslında şimdiki çocukların ya da metalci ya da e, rockçu çocukların çok meraklı olduğu gibi aslında pedallar bunların sesini çok daha güzel hale getirmiyor. Aslında amplifikatörler çok güzel hale getiriyor. Dolayısıyla o zaman bütün dünyadan Gitar amfileri almaya başladım. Sonra bas gitarlar almaya başladım. Bas gitar amfileri almaya başladım. Sonra klavyelere merak saldım. Ve bazı klavyelerin aslında bunu biraz da e, tarihi gibi durabilecek. Yani elektronik sintler ya da bilgisayar kontrollü midi kontrollü klavyeler değil de. Ondan sonra da e, bir melotron ısmarlamaya kalkıştım. Neden melotron? Melotron dünyanın ilk sampling aleti. Ne demek yani? bir takım sesleri alıyorsun, kaydediyorsun ve onları e, tuşlara yüklüyorsun. Fakat Melo, Melotron'u ilk kullananlardan biri Paul McCartney, I'm the Virus'ta. Ama Melotron'a Melotron bir e, parantez girmek istiyorum. E, Lou Reed'in karısı Lou Anderson. Bu kadın Melotron kullanıyor ve öbür sene çıkan markadaki Hı. Fabrikaya telefon edip niye Bimlemli'yi çıkarttınız diyecek kadar ha, ha. bilgili. Yani Mellotron çok önemlidir. Ve de dinlerken tabii ki bazı müzik, örneğin Pink Floyd'un. Pink Floyd'la ilgili biz hep ne duyduk ne öğrendik. İşte bunların efendim öyle araştırıyorlarmış ki. Efendim işte Alan Parsons diye bir e sound engineer'ları varmış. Öyle sesler buluyormuş ki falan. Yalan. Mellotron'un üzerinde default var o sesler. E, Modi Blues, e, King Crimson, Emerson Lake and Palmer, e, birçok grup grup insan, en çok kullananlardan biri Roxy Music, Brian Ferry Brian ve şu anda evde en büyük eğlencem şu, bir tuşa basıyorum Esizce. ve şarkıyı ya da albümü söylüyorum. YouTube'un Within Without You, Evet, Eno'nun prodüsörü de, evet. bak orada bir ses vardır. ...bütün şey boyunca... within bir daha açıyor... ...böyle gider... ...sihirbazlık <laughs> gibi bir şey... Oldu. ...şunu da anlatayım... Bunu melatronun bankaları var... ...ama ne olduğunu açıklamak gerekirse... ...aslında bu ilk sampling aletinde... ...bir piyanoyu gözünüzün önüne getirin... ...küçük bir piyano düşünün... ...ve bu piyanoda tellere vuran... ...çekiçler yerine... ...half inch band dediğimiz eski makara... E, ...bantlarına... E, ...temas eden... ...teyp kafaları var... Tabii bugünün çocuklarının bunun hiçbirisini anlamasına Ama imkan yok. Ama bizim dönemde de teyp var e, Eko için e, tabii de. ki. Ama şu oradaki ben ben yazıştım ee, bir İsveçli e, adam Melotron'un yani niye bu bu bir marka değil kullandığımız artık bir efsanevi bir aslında jenerik isimden söz ediyoruz bu bir sampling aletinden. Bunu tekrar canlandırmak için satın alıyor ve arşivini de satın alıyor. Şu anda ben bunun orijinalini yani teyp bantlı ve teyp kafalı ...halini yaptırmak istedim. Çok pahalı bir şeydi. Adamla yazıştık. Dedi ki sen bunu hangi bankaya alacağını bilmiyorsun. Çünkü arı kovanı gibi bir şey takılıyor içine. Dedi ki... ...ben sana bunun simülasyonunu vereyim. E, dijitalini. Bununla sen biraz oyna. Ondan sonra karar ver falan. Ve bunu aldık. Müthiş bir dünya. Ve bütün sesler... ...işin komiyo. 50'li 60'lı yıllarda... ...büyük orkestralarla... ...imal edilmiş ve orada sampling olarak duruyor. Aslında... Zamanda bir yolculuk yapıyorsun, his olarak değil, gerçekten o yıllarda kaydedilmiş seslere gidiyorsun ve bugün dinlediğimizde e, internet üzerinde her türlü program, her türlü banka olduğu halde efektif olarak o günkü seslere hayret ediyorsun. Bütün müzisyen arkadaşlarım bir hayret ediyor. Bu böyle vintage gibi bir şey modadaki evet. evet. böyle dönüyor. Mesela. Rakkun'u kaç kere öldü dediler. Bir <laughs> 10 sene sonra tekrar geliyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Mesela kaset denen şey. Evet. Belki de tekrar 10 Aha. sene sonra geliyor. Ya ama o rotasyona girdik zaten. Long play çok yükseldi bütün dünyada. Konserde devamlı o plak imzalatıyorlar. Aa ben, evet. Ellerinde şeydi. Yani kaset diye bir şey bilmiyorlar. Ben şimdi senin Sarar yıllarında birazcık tam aslında kelimeyi söylerdim ama e, nasıl bir talebeydin, e, aykırı bir adam mıydın? Da? Sen aslında biliyorsun o yılları. O yılı anlatacağım. Belki başka bir zaman anlatayım. Ben ilk olarak e, Özkan'la Aysun'un Galata'da, şimdi ben o apartmanda oturuyorum, i̇şte, Doğan apartmanda. Evet. O eve geliyorum ve içeriden bir sesler geliyor. Ee, Namık Aysun'un kardeşi. Namık'a diyorum ki ne oluyor filan. O sırada daha ilk böyle videolar alınmıştı. <laughs> Betamax'lar falan filan. İçeride e, Scarface oynuyor diyor bana. Ondan sonra yapma ya ben de bakabilir miyim falan. Ve ama diyor Masar abi var diyor. Sen böyle bir koltuk sandalye ama çok rahat bir şey değildi. Orada oturmuşsun. Ondan sonra Scarface'i seyrediyorsun falan. Ben de geldim. Arkadaşım çok önemli bir şey. Bir, Al Pacino'yu görüyorum. İki, Scarface çok merak ediyor. İki, Masar Alan sonu görüyorum. Ve farkında değilsin. Ben arkada oturuyorum sessizce böyle. 17-18 yaşında mıyım neyim? Ondan sonra sen bir ara döndüm böyle. Beni de tanımıyorsun. Döndün dedin ki ben. Çok acayip değil mi dedim. <gülüyor> <gülüyor> o yıllar kim bilir ben. ben de şöyle hafif ayağa kalkıp Evet abi. Hangi <laughs> o zamanlar? Bak. Pacino'yu görüyoruz. Sizin, Peki, sizin e konserleri seyretmişiz. Ondan sonra bir ara iki konser vardı iki ya Onları seyrediyor. Acayip hayrandım. Çok etkilendim abi. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> şimdi ben o şimdi... zaman Aysun bana söylüyor. Diyor ki sen biraz bana diyordu ki sen biraz şey misin Okan? Ne miyim? Ee, biraz şey. Deli ya. İşte hayır hayır hay, şey diyordu ukala mısın sen öyle, öyle Tabii <laughs> tabii doğruları söylediğin Ama o zaman için ayıp bir şeymiş gibi ha, doğruları söylediğin hmm. için şunu söylemek istiyorum şimdi okuldayken e, e, ikisini çarpanlar Fransız melodileri miydi yoksa direkt o bu e, kültür emperyalizmi sırasında yok okuldayken bizim şöyle bir şansımız oldu hatta ben de bunun başındayım birkaç arkadaşımla beraber biz bazı tiplerin plak koleksiyonlarını alabildik ve bütün paramızı buna harcayarak benim mesela öyle bir şansım oldu. Mesela birisi o okula Led Zeppelin'i yaymıştır. Ben Ten Years After'ı yaydım. Ondan sonra Sen ve Sen hep... Ten Years After'ı dinler miydin? Tabii tabii canım. O hala da Gitar değil. çalışıyor, Woodstock'taki halini. De. Tabii ki. Yani bu, bu gibi adamlar ve şu anda da ee, belki de yani bu yaşla ilgili bir şey değil. Mesela çok geç saatte büyük bir yorgunlukla eve dönüyorum ve mesela en hoşlandığım şey rastlansa olarak 70's psikodelik şarkıları ve grupları bulmak. Bunları mesela geçenlerde şeyle tanıştım. Ee, Ege Bamyası diye bir albümleri var. Ken diye bir grup. Sen bilirsin bunu. Ve Vitamin C, C vitamini diye bir şarkıları var ve dedim ki bunlar ne acayip adamlar. Albümlerinin ismi, en çok tutan albümlerinin ismi Ege Bamyası. Kim bunlar? Alman. Ne tür müzik yapıyorlar? Klaus Rock diye. Klaus Alman, Almanca'da biraz aşağılayıcı bir şey. O sırada İngilizler, Amerikalılar var. Özellikle İngilizler bu Almanlara ya bunlardan da ne olur diye bakıyorlar. Bunlar da Argo'da Alman anlamına gelen Klaus Rock diye kendilerine böyle bir e, dalga geçer isim takıyorlar. Ondan sonra toplandıkları böyle bir stüdyo gibi bir yer var. Onun yakınında bir Türk bakkal var. Türk bakkala gidiyorlar. O Türk şeyleri, bizim konserveleri falan alıyorlar. Orada bir Ege Bamyası buluyorlar ve bayılıyorlar bunu yemeye. Albümün ismi de Ege Bamyası. Almanlar da e, tuhaf. E, şey, e, müziğe biraz gelelim. E... Senin döneminde e, Fransa'da e, neydi mesela John Holiday belli ki ilk e, Amerika'yı taklit etme şeyinde bizde de vardı. Onlar şey Şevket Uğurlar. not 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 responsible ilk orta değil duyuyorum. Ha, ha, ha. Barış İngilizce 45'li Erol Büyükburç dedi falan ha. gibi yani senin döneminde seni böyle pof dedirten bir şey var mı? Ben Fransa'ya gittiğimde mesela beni en çok etkileyen bazı genç o zamanın genç grupları mesela Telefon diye bir grup çok etkilenmiştim, dinliyordum. Telefon. Aa. Seviyor musun? Ben 78'de o Paris'te Telefon çok meşhurdu. Evet. Rappan, o mu? Evet tabii. Aa. Ama onların tabii 80 ben onları 83'te falan çok güzel bir albümleri çıkmıştı o zaman. Ama orada benim tanıdığım en ilginç adam zaten var olan ama Türkiye'den tanımamış oldum. Türkiye'den Jacques Birel'i. Jacques Birel hayranıydım. Ondan sonra Edith Piaf ama daha Niye çok Jacques, Jacques Birel Çünkü Jacques Birel büyük bir şair. Ve besteleriyle yani bir tek gitarla yaptığı besteleri de var. Ama büyük bir orkestra kullanıyor. Neredeyse bir senfoni orkestrası kullanıyor. Ve bütün enstrümanları... Senin de çok seveceğin ve yaptığın bir tarzda söz neyi gerektiriyorsa o enstrümanlar kullanılıyor. Orada bir oboa girmesi gerekiyor o oboa ya da orada bir cello ya da orada bir keman giriyor. Ve anlatım müziği yapıyor ee, ve neredeyse konuşuyor fakat bir anda söylemeye başladığı zaman da harikulade bir sesi olduğunu ve çok iyi bir tekniği Mesela olduğunu görürsün. Daha, daha gençsin yani. Evet gençim. Orada Serge Gainsbourg'u tanıdım. Serge Gainsbourg'u bir televizyon programında gördüm. Biraz da yaşlılığına denk gelmişti. Aykırı bir adam. Ama adamın günün müziğini yaptığını gördüm. Mesela 80'li yılların müziğini, gitar tonlarını, klavye tonlarını kullanıyordu. Biraz daha geriye gittim adamla ilgili araştırırken. 70'lerde e, İngilizlerden daha iyi e, psychedelic rock yaptığını ki Fransız müziğiyle çok güzel birleştirdiğini gördüm. Arada bir reggae dönemi var bu, polis filan gibi şarkı gruplarla beraber çok şarkı, iyi şarkı sözleri çok iyi. Çünkü bunlar büyük bir edebiyatları var. Bizim de çok büyük bir edebiyatımız var. Ama bizde işte bizim Yaşar gibi ondan sonra şairlerin sözlerini alıp kullanan ya da ...birkaç tane daha işte... ...Hümeyra gibi, Cem Karaca gibi... E... Sözlerde şöyle bir şey var... Ya, ...New York sokakları... Yararlanmıyoruz New biz. York sokakları vardır ya... Evet. E, ...Latin müziğine karşılaştım... Evet. ...84 yılında... Evet. ...plastik o falan diye baktım... ...tuhaf şeyler söylüyorlar... ...önce Fransa'da çarpıldım... bunlar neden bahsediyorlar... Hı -hı. Oğlum? ...yani tercüme ediyorlardı... Ee, o zaman ben etler olmuş plastik dedim ki evet. plastik diye bir şarkıda kelime hiçbir şeyden duymamıştım mesela. O zamanlar için aykırıydı. Yani Aldis bile yeni daha şey yapıyorlar. Bu New kadar. York Sokakları'nda Peki, çok iyi bir bestedir bu arada. E, Ve çok e, güzel sözleri var. Ser, Serge Gainsbourg. E, Serge Gainsbourg. E, oradan geriye gittiğimde adamın başlangıcında bir kutu. E, Koyu karanlık caz müziği yapan, e, onun da öncesinde Boris Vian e, sözlerini, şarkılarını yapan bir adam olduğunu gördüm. Yani bir hayattan söz ediyorum. O bir hayat, e, 90'ların başındaki ölümüne kadar, neredeyse 50'lerden o güne kadar sürekli kendini değiştirmiş, yenilemiş. E, hem şairlerden yararlanmış, hem kendisi söz yazmış Vian. Şimdi bazı böyle artist komple dediğimiz aslında aslında e, bozar mezunu yani resim okumuş akademide da o sırada bir yandan resim yapıyor bir yandan da ne bu programdan önce konuştuğumuz gitarist ünlü Django Reinhardt'tan Django Reinhardt'tan gitar dersleri alıyor. Oo bilmiyordum. Akşamları evinde Django Reinhardt'la buluşuyor. Biliyorsun 3. Bu, bu çalışmıyor. Çalışmıyor ya. evet. Django Reinhardt büyük 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 bir adam. Ondan gitar dersleri alıyor ve bir süre sonra bu da bir hayat hikayesi gibi. Bir süre sonra diyor ki ben ressam olamayacağım ve resimlerini yakıyor. Evini yakıyor yani. Resimleri yakıyor ve tamamen müziğe geçiyor. O sırada edebiyatı, resmi kendine göre bir tanımlamayla majör sanatları olarak tanımlıyor. Müziği biraz hor görerek minör sanat olarak tanımlıyor. Ama belki de bu bu adetle işe girip onun içine müthiş bir edebiyat koyuyor. Resim zaten çok yorucu. Yani e, Bu belgeseller çıktı dedim ya Van Gogh'un Yani senin şey tersin. Etti. Sen müzis önce tiyatro, sonra müzisyenlik, tiyatro, sonra ressamlığa Tiyatro ama sen de geçti. tiyatro. Evet. E senin de aktörlüğün açıkça şimdi bir iki <laughs> filmini söylettim ve tiyatro tam, <laughs> yani çok iyi oyunculuk. <laughs> A, roman da dahil <laughs> çok iyi oyunculuk. Bir tane Klobi tipi oynamışsın. Ee, ee. şey, Hem iyi. Ha, ha, Fakat ha. sen canlı performansa hasta olmuşsun. Ve bizi de hasta etmişsin. <laughs> yani konser biter ne yapacağız Basar? İşte akşam ne var? E, nasılsa okan var akşam yani gittiğimiz vakit. <laughs> 12'de konser <laughs> bitmiş. E, bir de bu 12'den sonra hayatı başlayan dediğim gibi jüpiteryen yani, tipler... <laughs> Mesela ha. 12'de tamam konsere çıkmaya hazırız. Bir evet, evet, insan tipi deriz. Evet, evet. Öbür yaptıklarında müthiş kültürel programa. Yani hepsini denedin, 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 denedin. Ee, ne buldun mu? Ne, bu? ne olacak? Hayır. Ha. Bu arada geçen ha. gün programda seyrettim. Dedi, dedin ki her işte bir hayır vardır. Ben bu arada şunu şunu kurdum, şunu ha. yaptım, ha. işte bu güzel yeri yapmışım, şu bir, bir esaydım. Ama ee, yani milleti bir hasta ettin, kendin de hastasısın. O adrenalin müthiş ve e, bunların hepsi senin yanında çalışmışlar. Canlı gibi istiyorlar, aksın istiyorlar <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Yani canlı yayın. Ne demek bugün? Ama bu bizim oldu bu bizim baykuş olmamızla ilgili. Yani insanları bu. E, Kimi? Sanıyorum fiziksel bir şey oluyor. Gece ne oluyor? Şu Bak, oluyor. Hele iki sıralarında sen, falan. Sen de baykuşsun. Yani Bak. benim yanımda dost böyle. Yani ee, şey ediyorum. Biliyorum evine Bak. geldiğim zaman. Yani durumu var. Ama, i̇ki sıralarında en bu. Şu oluyor. Aslında biz bizim yapacağımız meslekler mesela biz ambulans şoförü olabilirdik. Şey oynadı Nicholas Cage. Ha, gece bekçisi olabiliriz. Ondan sonra bir... Evet otelde bir evet, gece... Resepsiyon memuru olabilir. Çünkü bu insanlar hakikaten ikiye <laughs> ayrılıyorlar. Bu bilimsel bir şey. Baykuşlar var bir de tavuklar var. Bu niye böyle? Çünkü insanın şu anda genetik olarak taşıdığı izler mağara devrinden değil. Avcı toplayıcı dönemden. Yani artık bu kovuklardan çıktığı ve ağaçların etrafında böyle küçük sığınma alanlarında yaşadıkları dönemler. O dönemde bazıları yani tavuklar erkenden uyuyorlar. Yani hava karardıktan sonra uyuyorlar. Baykuşlar bütün bir gece, şimdi bak nereye çağrışım yapıyoruz. Bütün bir gece ağaçlara tüneyerek vahşi hayvanlar geliyor mu, yaklaşıyor mu? Ateşi yakıyorlar, söndürüyorlar. Sabaha kadar, sabah ilk sabahın ilk ışıklarına kadar bunları bekliyorlar. Sonra da bu baykuşlar uyumaktan, yataktan çok geç kalkıyorlar. Diğerleri tavuklar gidiyorlar çalışıyorlar. Bu sana hangi şarkıyı hatırlatıyor? Sanatçının öyküsünde sen demiyor musun? İşte e, birisi e, evde kalıyor ya da evet, kulübede kalıyor. E, e, Diğerleri bütün gidiyor Bütün hepsi uçuyorlar. avlanmaya gidiyor. Avlanmaya gidiyor. Biri de e, dolaşıyor gece onlara gördüklerini anlatan adam. Evet. evet o da onlara sanatçının öyküsünde. Sonra o, bu biz geriz miyiz diyorlar bu avlanmıyor, alıyorlar. Evet. Evet. Sonra bir eksiklik hissediyorlar, evet. anlıyorlar ki o geceleri o hikayeyi ya. ya. Ne Ama sanatçının öyküsü belki de, yani ben de burada oturuyorum diye söylemiyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Senin senin dilinden, kaleminden ve e, akorlarından çıkmış harikulade bir sanatçı tanımıdır. Çünkü biz bununla her zaman karşılaşırsın. Mesela evlendiğinde karşılaşırsın. Evlendi. Ben çok evlendim. Her evle, her ev, evliyimde. Kayınvalidem, kayınpederim bana dedi ki ya dedi niye böyle bu saatte kalkıyorsun erkenden kalksana. <laughs> ya ben de dedim ki bak birader ben e, pavyonda çalışıyorum anlatabiliyor muyum? Senin işte kızının, torununun bütün e, iradı buradan geliyor. Dolayısıyla benim gece aynı sanatçı hepsinin şarkını örnek veriyorum. Yani bu sanatçının tanımıdır bu, bu yataktan geç kalkar ama geceleri bizi bekler. Bunlar baykuş türüyüz biz. Bir de tavuklar var. Allah hepimizi tavuklarla evet. beraber yaşamaktan korusun. Çünkü çok ısraplı bir Aslında hayattır tavuklara o. tavuklara dönmek istiyorum benim yaşımda olunca. Bu Jansburg'un jean ders aldığını bilmiyordum. Evet. Ee, Paris'e gittim. Otobüsle anacığım emekli öğretmen babam da senfoni orkestrasını kurucularından başlattı. Zaten benim müzikte ilk bombayı yediğim şey yasak benim yaşımdakilerin girmesi o tip yerlere. Fakat bombayı şurada yedim. E, 8 yaşlarında falan ablam rahmetli beni senfoniye götürdü. Ben onu bir yedim böyle o yaşta ama hiçbir heves etmedim. Çünkü mandolin dersinde adam ters çevirtip gidiyordu. Böyle Nasıl? üç gün sonra baba, demem, baba o, o. Ondan sonra <laughs> Rahmetli yani emekli olduktan sonra da mesela senfoni orkestraya giderken Ferru abi sensiz olmaz diye götürdükleri bir şey. Orada yedim ama hiçbirine heveslenmedim ama üstüme bir şey giydirildi böyle. Hmm. Beethoven beşinci senfoni mi ne çalıyor hmm. sonra babam anlatıyordu o dananana diye kış vakti der kapıyı çalıyordu falan he, he, öyle evet. onlar... ...başka bir şekilde... ...ben hiçbirine. ...ta ki Beatles bizi... ...bu işe sürükledi... Ee, ...Paris'e gittim... Ee, ...ilk e, sabah kalktım... ...orada bir... ...plak buldum ama... ...ne 45'lik de long play bir şey... ...koydum... ...bu ne dedim... Ee, ...arkadaşımın karısının... ...babasının... ...koleksiyonundan... ...Jean-Gauréin Art... ...bir koydum... E Paris'e anlatıyor. Doğanları zaten ha. önünde, Hani gözlerim yaşardı o da. Yani başka bir şey. Ee, gittim yanımda 7 frank falan var. Gittim A elma tek satılıyor. Et tek satılıyor. Hiç evet. hayatımda evet. görmemişim. Kültür çok. Ver şuradan yarım kilo falan Tabii. durumuna. <laughs> para bitti. Karısı dedi ki hadi dedi erkek şimdi para getirin dedi. Ee, rahmetli Sadık kapak olmuş bir baskır, yani sokak şarkıcısı ama ha, müzik ha, dergisine ha, kapak olmuş bir ha. Hadi dedi kız, ben o zaman hiç daha bir şarkım bile yok, yani şarkım yok değil, Türkçe evet hiçbir şeyimiz yok tanınmışlıktan ilgili. Ben nasıl olur falan ben metroda falan, ha. tabii. Ha. Aldık <laughs> gittik metroya. Concord'a. Oo. Para orada da şey diye. Açtık. Ben en e, zor İngilizce bestemizi çaldım. Müthiş akorları falan filan. Yani bakın nasıl Hı. çalıyorum Hı. veya söylüyorum. Bir baktım hiç kimse yok. Para da yok. Hiçbir Hı. şey yok. Hı. İlk dersimi alıyorum. Samimi değildi dedi bana. Ah. Peki o zaman grateful Dead'den the friend of the devil is a friend of Mine gözlerimi kapayı bir koymuşum bir <laughs> açtım 40 frank ana 40 frank yani içten olmasının şeyini evet. dersini orada öğrendim evet. anladın evet. mı sonra gittim sütümü aldım ekmeğimi şeyimi filan evet. ulandım iyi be dedim evet. yani bir işi yapıyorsan hele iyi işini yapıyorsan Elinde bir şeyin olmuş oluyor. Aa dedim. Hoşum ben gidette. de bir şey anlatabilir miyim? Buna Tabii ilgili? Paris'ini yani, istiyorum. Ya hayır. Paris'te değil ama Paris'e yakın Tur diye bir şehirde. siyans ekonomik okuyordum. Sonra e, özledim memleketi. Memlekete geleceğim. Bir kısım param var uçak bileti alacak kadar. Fakat e, Paris'e geldiğimde böyle internet, internet rezervasyon falan şeyler yok. Gittim bilete yetmiyor param. Paris'te bir arkadaşım var. Ona evde bulamıyorum, zırt pırt arıyorum falan. filan. Kalacak bir yerim yok. Berbat bir otelde, e, ama yani çok fena bir otelde geceledim. Geceleyince bilet paramdan biraz daha para eksildi ve çok perişan vaziyette otelden çıktım. E, nereye gittiğini aldırış etmeden bir e, metrodan bir kattan bindim ve. Metro vagonunun içinde oturuyorum. İşte durağa geldi, kapı açıldı. Bir tane genç bir oğlan boynuna bir gitar asmış. Onlar metroda çalanlar sadece e, istasyonda değil, aynı zamanda vagonlara da biniyorlar. Aslında yasak ve çoğunlukla dilenirler. Fakat bu oğlan belki de para toplayabilmek için farklı bir yol seçmiş biraz ukalaca. Elinde gitarı dedi ki: "Günaydın. Şimdi size bir şarkı çalacağım ve bu şarkı bitmeden vagondan inmeyeceğim. Bu şarkıyı çaldıktan sonra vagondan indiğimde bugüne kadar bu kadar güzel bir şarkıyı hiç dinlememiş olduğunuzu düşüneceksiniz." dedi, bir tango çaldı ve söyledi. "Vagondan indiğimde ben bugüne kadar hiç o kadar güzel bir şarkı dinlememiş olduğumu düşündüm, hala da öyle düşünüyorum." Ee, yani mesela Baudelaire denen adamın özelliği nedir? Acaba Yunus Emre'nin bir ben var benden içeri lafını duysa kıskanır mıydı falan gibi Kıskanırdı. bende. Kıskanırdı. Şöyle o zamanki o dönem Fransız... Senin borcundan bir adam da o yüzden. Aa, evet Baudelaire öyle. O zamanki Arthur Rambo, Paul Verlaine ondan sonra ve bu ve bu edebiyat çok yüksek. Bizim bizim edebiyatımız da çok yüksek bir edebiyat. Bütün mesele emperyal devlet olup bu edebiyatı dünyaya tanıtabilmek. Bütün bir mesele ara etkilenmişiz bu. Türkiye, e, değil mi? Türk, tabii ki etkileniriz. Ama aslında belki de çocuklarımız için şanslı bir dönemdeyiz. Çünkü internetin varlığı, bütün dünyanın birbirine entegre olması bugün e, biz Hatırlar mısın 70'li yıllarda ilk tercümelerle çıkmıştı. Eski Moğol şiirleri diye bir şey çıktı. Ya Rabbim ne güzelmiş bu Eski Moğol şiirleri. Her biri iki mısra sadece. Çünkü basit bir hayat. Aslında bunu nereye müziğe getireyim konuyu. Aslında biz bugün baktığımız zaman kendi rock starlarımıza. Led Zeppelin'e, Ten Years After'a ondan sonra o başka gelen birçok şarkıcıya. Sen de belki bunları merak ediyorsundur yani ulen Ben böyle yaşlanıyorum Bunlar nasıl yaşlanıyor acaba diyerekten Mesela onlara baktığımız zaman en büyük performanslarının 19 ila 24-25 yaş arasında olduğunu görüyoruz Ondan şimdi sonra... yapacağım çalışmaları 18 yaşında yaptığım bestelerin akorlarıyla yapıyorum Mükemmel yani o dediğin çok doğru bir şey. O yani büyük performans. 20'lerde falan evet, yani sonra ben ben de şunu merak ediyorum. Ya bu adamlara ne olmuş mesela bu 70'li yıllarda çok sevdiğimiz bu adamlar niye 80'lerde ölü gibi sessiz kalmışlar? Niye 90'larda hiçbir üretim olmamış? Niye 2000'lerin başına itibaren sadece eski şarkıları toparlamak, tekrar aranje etmekle uğraşmışlar? Ne Yani sen orada? diyorsun ki Rambo Tamam ben bu işi bırakıyorum mu demiş. Tabii tabii Rambo hemen bitti. Rambo 21-22 yaşına falan bitiyor. Yani o kadar genç ve üstün bir şey yapıyor. Ben de bunu şöyle görüyorum. Aslında bir insanlar var dünyayı ve tarihi değiştiren. Bir de dünya ve tarih var insanları değiştiren. Yani aslında bir o döneme bir bu döneme giriliyor. Bazı dönemler insanları çok daha yaratıcı, çok daha e, üretici bir hale, hale getiriyor. Bazı dönemlerse insanları kısırlaştırmış. Çok basit bir soru soracağım sana. Mesela nasıl oluyor da 1995 doğumlu bir adam bana diyor ki ben müzik konusunda 90'cıyım. E sen 95'te doğdun. Yok yok yani, öyle bir şey yok. Yani, ya da mesela nasıl oluyor da 2000'den 2021'deyiz şu anda. Nasıl oluyor da 2000'den 2021'e kadar nostalji yapacak hiçbir şarkı bulamıyoruz. Yani 2021'de. Diyelim ki 40 yaşında olan e, birisi. Belli olmuyor. Bir filmle sanıyorum Mustafa Oğuz'ların prodüksiyonuydu. Aile mi ne meşhur oldu. Herkes ya, ucu Evet tabii ki. Niye bu, bu oluyor? Çünkü bazı dönemler bazı yıllar, bazı on yıllar çok verimli. Bazı on yıllarsa sadece nostalji olmuş. Başka bir basit soru sorayım. Nasıl oluyor da 2021'deyiz 1970'lerin müziğini Tekrar eden. o Şanslıyız. Onları bilmeden peki, bu şeye gelinemez. 1970'i taklit ediyor 2021'de. Yani 51 yıl önceyi taklit ediyor. Evet. Peki 1971'de 51 yıl önceye gidip de onları taklit eden gençler var mıydı? Mesela 1920'leri e, taklit eden. E, yani yoktu? hayır. Yoktu. Şöyle var. Şimdi adamların bakıyorsun e, e, yani kendi dedelerinin e, müziğini ne Grateful Dead diye bir grup modern sözlerle buraya buraya biliyor. bir parantez açalım aslında oradaki mesele şuydu aslında evet e, Rolling Stones da Motivator şarkılarını hızlandırdı hızlandırdı Seni, senin, senin ya yazdığın sattı. gibi bir dakika senin Mick Jagger'a yazdığın gibi ama orada bir Can şey yok okudun oldu. mu ben çok üzüldüm yazdıktan sonra o gün çok sevdiği bir arkadaşı öldü <gülüyor> ama <laughs> bir da bir tutma kendini diye bayağı özel <laughs> ya. <yapıyorsun, gülüyor> şöyle bir şey var. Ayıp yani evet dedi. evet hızlandırdılar ama bunu yaptıklarında Muddy Waters hayattaydı. Muddy Waters hala müzik yapmaya çalışıyordu ve o zaman İngilizler meşhur oldular ya. Evet. O zaman İngilizleri bunları ön plana çıkardı. Evet, blues'un Amerika'da başlangıcı 1910-1920 arası. işte Robert Johnson'lar falan filan var. Ama o zaman Eski bir müziği taklit etmiyorlardı. Sadece aradıkları kanı orada bulmuşlardı. Bugün yani şöyle söyleyeyim sana. 2000'den 2021'e kadar bana akılda kalıcı bir şey söylesene. Mesela akılda kalıcı, çığır açıcı. Biraz e, mısır pop olduğu iş ama e, neyse o konuya girmeyelim. Söyle bir La Bastı bari müzik programı oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> müzik programı <gülüyor> <gülüyor> Şöyle tap, tap 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 girelim. Ben sana anlatayım. Biraz daha hızlanalım. Daha hızlanalım. Ekşi ekşi kokar sokak. Bir otobüs gider Goa'ya. Korkak mıyım ben gidemem göz üzerim çay içerken Hindistan yavaştan kendini sevdirir Alır beni senden bana getirir Öyle değil mi yalan son Bom bili 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 bom 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 bili, bili bili bom. Ya bana tek akorluk şarkı çal Ama şimdi zaten. öyle Fuat'ı <laughs> Fuat Fuat kızdırıyorum. Fuat diyorum şimdi artık tek akor oldu diyorum. Tek akor oldu diyorum. O <laughs> oh, tabi çok kızdırıyor o şey. Fakat tek akordan bestelerim var tek akor, yani. Evet tabi ki. Ee, ee, zaten büyük büyük besteler böyle oluyor aslında. Çok fazla bir şeye gerek yok ki. Hayır yani akor şey, e, ritim önemli. burada önemli oluyor tabi. <laughs> yani şöyle kısaca girsen şeyi. Doğulu batılı ayırırız ya hani. Onlar ağlar biz ağlarız. Karalara beyazlar bağlamış biri. Kimliği sordu biz ne ararız? Öyle yoruldum ki korkudan. Korku oldu ibadet Tek umudum kaldı umuttan Ya şaşırdım hedefi ya tam isabet Devam gördünle kokla hisset Hayalimde o kırık bisiklet Hindistan yavaştan kendini sevdirir Alır beni senden bana getirir. Öyle değil mi alan son bombili, biri biri bomb. <laughs> 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 Peki madem e, canlı yayına gelecek <laughs> <laughs> Okan çok teşekkür ederim. Aslında yani blues çalardınız gitarcı tunceri getirseydin ama e, senin gelmem bile bir şeydir. Bakancıyla <laughs> ama bu ama bu gitar, ha? evet evet birazcık ama bu gitarı tutmak evet, ve ellemek şey, bile bunu bırakamıyorum evet. aldım aldımca. Bunu çok seviyorsun. Bu, bu da senin, yani e, senin resimleri Instagram'da hastayım gitarına falan. Ha. Yani e, e, ilk dönemler olsa Ovation çıkarırdı bizi. Evet yapar ama yapılabilir o. hala bunu böyle. Ovation'ı yani evet. ayıptır söylemesi ...ben göstermişimdir bir de. Evet. Oo. <laughs> Hadi eyvallah. Sen benim bütün şarkılarımı çalabilirsin <laughs> abi ya. <laughs> Müthişsin abi. <laughs> teşekkür ederim ben seninle Ben teşekkür ederim. Seni görmek çok güzel. Ayrıca şey. lütfen şey yapalım ya ama... Geceleri buluşalım gece, Baykuşlar olarak. Evet gece 12'den sonra buluşalım. <laughs> Çok teşekkürler. teşekkür, abi, teşekkür ederim. Için. Eyvallah. Hadi. Eyvallah abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs>